varsa önce ikinci seansına endoskopik yaklaşımlarda kapı tabanı kapatma ve onların tekniklerini anlatarak başlayalım. Sorumluluğun içeriğinde kafa tabanı ve selle tabanı olarak etkileyen faktörlerden, konseptimizden, boz akımıyla ilgili sınıflandırmadan, algoritmalar çok katlı kapatma aşamalarından, nazal pedikülü flap seçeneklerinden, uzak pedikülü flap seçeneklerinden bahsedeceğim. Bunları olgu örnekleriyle anlatmaya çalışacağım. Kafa tabanı ve selle tabanı onarımını etkileyen çok sayıda faktör mevcut. Sabahtan bunlarla ilgili konuşmalar da yapıldı. Ancak selle tabanının şekli etkileyebiliyor. Kafa tabanında oluşturulan defektin büyüklüğü çok önemli. Defektin uzanımı son derece önemli. Kitlenin doğası bizi çok etkiliyor. Solid, invaziv, yapışkan olması. Agresif eksplorasyon. Burada endoskopik cerrahinin minimal invaziv bir cerrahi olmaktan çıkıp agresif eksplorasyona isim veren son derece maksimum bir cerrahi olduğunu ifade etmek lazım. Diyafragma selle de yırtık olması, lezyon çıkarıldıktan sonra geride kalan ölü boşluğun büyüklüğü, selle duvarından ve kavernöz sinüslerden gelerek selle içini dolduran hemorajik sızıntılar, ameliyat sonunda kapatmamızı ve başarılı bir kapatma işlemi yapmamızı engelleyen faktörler arasında. İntraoperatif boz kaçağının olması, görülmesi ve bu boz kaçağının akım hızı bizi ilgilendiriyor. Bir de postoperatif boz kaçağının olması, buna yönelik olarak da reoperasyon yapıyoruz. Konseptimiz çok katlı kapatma yönünden oluyor. Eğer minimal invaziv yaklaşıp sadece non-functional bir adenomu çıkartacaksak ve orta büyüklükte yaklaşık 1 santimetrelik non-functional bir adenomu eğer çıkartmayı planlıyorsak o zaman çok agresif davranmayıp sellada büyük defekt oluşturmadan, dura yırtığına neden olmadan eğer bir cerrahi planlayacaksak o zaman çok katlı kapatma yapmayabiliriz. Daha az katlı kapatma yapabiliriz ama eğer maksimum eksplorasyon yapıyorsak o zaman çok katlı kapatma yapmakta büyük fayda var. Kapatmada pediküllü canlı flap kullanılması biraz sonra bahsedeceğiz. Eğer akım hızı fazlaysa, boz akım hızı fazlaysa gerekli. Orta konka flapı, inferior konka flapı, pediküllü nazal septal, nüz septal flap, pediküllü yaskar flap, temporoparietal fasya flapı, temporoparietal fasya flapı gibi flapler şimdiye kadar tanımlanmış olan flapler. Bunların bir kısmını çok sık kullanıyoruz. Orta konka flapı çok sık kullanılıyor. Pediküllü nazoseptal flap sık kullanılıyor. Ama diğerleri sadece bir kısmatta teorik flap yöntemleri. Sfinois sinüsü dolduruyoruz. Gerekirse bazı hastalarda diazomit tabletten ve lomber pontine drenajdan da yararlanıyoruz. Literatürde akım hızına göre boz akışını sınıflandırmak mümkün. Çok düşük akımlı boz kaçağını şöyle tarif ediyoruz. Görünen bir delik olmaksızın beyin omurilik sıvısının arachnoid tabakadan sızması. Düşük akımlı boz kaçağı ise arachnoid tabakada bir delik olması. Sabahki sorularımıza gösterdik. Yüksek akımlı boz kaçağı ise bir sisternin veya ventrikülün geniş olarak açılması olarak tarif ediliyor. Bununla ilgili 2010 yılında yayınlanmış bir yazıda kafa tabanı rekonstrüksiyonu eğer yapacaksa ameliyat esnasında boz kaçağı var mı, yok mu diye planlayıp eğer yoksa buna göre daha kolay bir mukozal greftle ya da sinüs obliterasyonuyla şeyi kapatabiliyoruz. Eğer boz kaçağı varsa bu boz kaçağı düşük akımlı mı, yüksek akımlı mı? Yüksek akımlıysa defektimiz nerede? Defektimiz sellada mı? Kalibus bölgesinde mi? Yoksa anterior kraniyal fossa mı? Buna göre ya pediküllü flapler ya da
transklival ise transkliler, flapler, fasiye kullanmak suretiyle kapatma yapıyoruz. Çeşitli pedikülü flapler şimdiye kadar tanımlanmış. İntranazal vasküler doku flapleri var. İntranazal vasküler doku flaplerinin bunların pedikülleri ve bu pediküllerine göre beslediği arterleri ameliyatın başında ameliyat planlarken bu flebi kullanacağınızı planlayarak vaskülerizasyonu, flapleri vaskülerizasyonunu bozmadan ameliyatı yapmamız gerekiyor. Daha ileri vakalarda bölgesel doku flapleri, supraorbital doku flebi, süperfisyal temporal ya da palatal filet kullanılabilir. Palatal filet daha teorik bir filet. Çok katlı kapatma aşamalarında şöyle tarif edebiliriz. Ameliyatı bitirmişiz. Sellanın içerisini, duranın içerisini bir yağ tabakasıyla dolduruyoruz. Onun üzerine, yani burada dura olduğunu düşünecek olursak, epidural olarak bir fasiye. Bu fasiyeyi ya abdomenden alabiliriz, ya fasiye latar alabiliriz bacaktan. Ya da illay dura tarzında tutoplast kullanılabilir. İşlenmiş insan perikardiyumu kullanılabilir. Bu epidural olabildiği gibi eğer defekt varsa bazı defektlerin durumuna göre intradural de yerleştirilebilir. Bunun üzerine tabiatında, işin tabiatında olduğu gibi bir ameliyat başında kemik parçaları saklamak lazım. Eğer buraya defekt yerine uygun, bazı vakalarda çok uygun olabiliyor böyle çok defekt kapatılmaya, üzerine kemik konmaya çok uygun olabiliyor. Eğer cerrah son artık kapatırken aceleyle unutmazsa buraya bir kemik koymakta fayda var. Kemik koyduktan sonra kemiğin üstüne tekrar yine abdominal ön duvar fasiyasından ya da posterior sapından alınan bir parça ya da gene tutoplast tekrar mukozal oluşumu, sfenoisinüsün içerisindeki mukozal oluşuma bir katkıda bulunabilmesi için bir üst tabaka olarak yani dış tabaka olarak daha yerleştirilebiliyor. Şimdi bunun da yerinde kalabilmesi için sfenoisinüsün içi boşluk, bunun yerinde durabilmesi, yerinden kımıldayamaması için bir çözüm bulmamız lazım. Bu çözüm ya yağ olacak, ya doku yapıştırıcısı olacak, ya da eğer çok yüksek akımlı boz kaçağı varsa orta konka flebi gibi bir flep çevrilmesi tarzında olacak. Orta konka flebi ameliyatın başında eğer defekt olacağını, ameliyatta defekt olacağını öngörüyorsak konkayı muhakkak korumamız lazım. Biz olacağını öngörsek de öngörmesek de hep korumaya çalışıyoruz. Yani bunun normal anatomisini koruyoruz. Orta konkayı üstünden önce ameliyatın başında lateral edevi etmiştik. Lateralden orta hatta tekrar getiriyoruz. Üstünden kesiyoruz. Ondan sonra sfenoisinüsün içerisine doğru baş aşağı yatırıyoruz. Bunların örneklerini göstereceğim biraz sonra. Bu şekilde oraya koymuş olduğumuz yumuşak dokuların yerinde kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu farklı türlü yapanlar var. Orta konkanın içerisindeki kemiği çıkarıp sadece orta konkanın mukozal kısmını içeriye çeviren yayın var. Ben yaptığım bütün vakalarda orta konkanın kemiğini yerinde bırakmak suretiyle kemiğiyle birlikte deviriyorum ki burada içeriden gelen pulsasyona karşı bir direnç gösterebilsin diye. Burada septal flap gösteriyoruz. Bir de septal flap var, orta konka flap var başka. O da biraz sonra göstereceğim. Septumun üzerindeki o mukozal tabakanın bir ameliyat öncesinde hazırlanarak devrilmesi. Bazı vakalarda kombine hem septal flap hem orta konka flapini birlikte kullanmak gerekiyor. Bunların da üzerine gene sfenoisinüsün içerisine ya
onun da üzerine yapıştırıcı doldurmakta fayda var. Yapıştırıcı ben bütün vakalarımda en son safhada kullanıyorum. Aralarda yapıştırıcı mümkün olduğu kadar kullanıyorum. Yapıştırıcı materyali. Bu en son safhada kullanmamızın sebebi de şu. Eğer bunu kullanmasak hasta ameliyat sonrasında kusabiliyor. Burada kalan küçük boşluklara bu kusmuk parçaları girebiliyor. Yani burayı bir kapalı bir ortam haline getirmekte ameliyatın başında fayda var. Çünkü sifenosisin içerisindeki yağ ve doku yapıştırıcısı 2-3 ay içerisinde tamamen eriyerek kayboluyor.